Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeşil altın olarak nitelendirilen, adıyla özdeştiği Gaziantep'te son yılların en yüksek rekor ötesi beklenen Antep fıstığının ilk mahsulü olan baklavalık boz fıstığın hasatı başladı. Gün ışığıyla fıstık tarlalarına giden işçiler, gün batımına kadar 40 derecelik sıcağa rağmen damakları lezzetlendiren baklavalık boz Antep fıstığını hasat ediyor. Çavuştan da şey alın ha, röportaj alın çavuştan. Allah bereketli kılsın, kolay gelsin gençler. Maşallah bereketli bir yıl. Ecevit kardeşim, Allah'ına kurban senin. Zor oldu değil mi? Ecevit Bey. Evet, evet abi. Allah bereketli kılsın. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Rabbim emeklerinizi boşa götürmesin. Teşekkür ederiz. Rabbim bereketli kılsın. Amin. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Amin. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Tarlada da buradaydık, harmanda da buradayız. Bereketli olsun inşallah. Ayak. Son 100 yılın en verimli senesi bu sene. Son 100 yılın en verimli senesi. Aynen. Yani geçen seneye göre %300 daha fazla. %300 daha fazla. Maşallah, maşallah, maşallah. Çavuş teyzeyi çekin bakayım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol babam. İsmin neydi teyzem? Döne. Allah'ına kurban senin, Döne ablam. Buradaki fıstık ne kadardı bu sene, ne kadar sence? Giderse fıstık yoktu. Yoktu. Yani bu sene kaç kat olmuş? Buradaki fıstık ne kadardı bu sene, ne kadar sence? Giderse fıstık yoktu. Yoktu. Yani bu sene kaç kat olmuştur geçen seneye göre? Vallahi ben 3 kat diyek. 3 kat diyek. Sen günde kaç... Ben olayım, sen rakamları çok iyi bilirsin. Sen 35 yaşındasın çavuşum, hele söyle söyle. 35'in akayip. Tamam, ben abi tanıyorum, toplayacağım ben. Cevit Bey. Evet, Sayın Müdürüm. Evet, Eyüp, şeyden çıkma, kayıttan çıkma. Evet, bugün sahadayız. Oğuz 59 Yol Köyü'ndeyiz. İşte bizim Gaziantep baklavasında kullanılan, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almış olan, ilk ürünümüz olan Gaziantep baklavasında kullanılan baklavalık fıstığın hasatındayız. Boz iç buradan çıkıyor. Bizim en güzel baklavalarımız da bu fıstık içiyle yapılıyor. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Rabbim bereketli eylesin. Amin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Maşallah 35 yaşında gibi gözüküyorsun. Yok, ben 27 yaşındayım. Hay maşallah, hay maşallah. Fıstık yiyerek mi güzelleşti? Ne oldu? Fıstık adamı güzelleştirir. Güzelleştirir, fıstık gençleştirir. Sayın Mehmet İşbilir, Ege İşbilir. 30... Üzerinde kalmasın. Evet. Ben abla. Ben abla. Yani sen emin atar ve direnç altı mı koyuyor? Evet. Evet, Gaziantep hep bereket, hep bereket. Ya bak şimdi ne güzel oldu. Gaziantep hep bereket, hep bereket. Görürsünüz, anlayacağım.
Alacağım baktım. Hadi gidecek. İki parana sermayede gidin. Sıkma mı? He. Ama bunu başından atla. Sen yavağa kaçacaksın. Ben suya kaçacağım. İki paranı alacaksın oradan. İki. Öyle mi? Evet, Gaziler Diyarı'ndayız. Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in yeşil altınındayız. Şu anda tarladayız. Oğuzeli 9 yol köyündeyiz. Bereketli bir hasat dönemindeyiz. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Evet, biz de bereketli topraklarda Gaziantep hep bereket, hep bereket diyoruz. Yeşil altın, evet yeşil altın Gaziantep'in coğrafi işaretini almış olan Avrupa Birliği'nden ilk ürünü olan Gaziantep'in altyapısını oluşturuyor. Ve ham madde buradan çıkmış oluyor. Şu anda bozu olarak hasat ettiğimiz Antep fıstığı bahçemizdeyiz. Bozu hasat ederken içinden çıkaracağımız o boz içi Antep fıstığının en güzel şekilde Antep baklavasıyla buluşturarak bereketli bir ürün elde ediyoruz. Verimli bir yıl dedik. Evet, Gaziantep'teyiz. Bu verimli yılda şu anda bahçemizde hasat yapıyoruz. Rekoltelere baktığımızda, geçmiş yıllara oranla baktığımızda bu sene çok daha verimli bir yıl geçiriyoruz. Çiftçilerimizin ürünün bereketli olması için her zaman onlarla birlikte sahadayız ve çiftçimizin emrindeyiz. Bereketli bir yıl, bereketli bir sezon, bereketli bir Gaziantep, bereketli bir Antep fıstığı bahçesi. Bu sene hasat çok güzel maşallah. Son kaç yılın artık bilemiyorum, aklıma gelmiyor. Yaşım 50. İlk defa bu kadar bir ürün aldık. Çok güzel maşallah bu sene. Her şey yerinde. Şu anda boz kırıyoruz. Yani şu anda bu sene söylenen boz fıstığın kırımından sonra da bene geçilecek. Yani şu anda %40, %40'a yakın da ben olaraktan kaldı şu anda vatandaşın ifade ettiğine göre. 5 yaşındaki çavuş teyze. Allah Allah. O da iş bilir. Ben de çaya çıktım. Ben de iş bilir. Fıstık. Ya. Tatlı yerden geleceğim. Evet, cumaları düzgün sökün. Cumaları düzgün sökün.